Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Tek Uzem ailesinin gerek bu hizmeti sunmakta yardımcı olan yöneticileri, teknik ekibi ve bu sistemle sınava hazırlanacak olan şu anda mevcut öğrencilerimiz ve ailemize katılacak olan yeni öğrencilerimiz. Hepinize merhaba. Hayırlı bir yıl olması dileği ve umuduyla. Bendeniz Yücel Kandoğmuş. KPSS A İktisat derslerinde makro iktisat ve para, banka ve para teorisi derslerinde birlikte olacağız. Dolayısıyla şu anda dönemin başı itibariyle bir tanıtım dersi düzenliyoruz. Bu derste hem kısaca bazı konu başlıklarından söz edeceğim, hem de öncesinde KPSS A ile ilgili dönem içerisinde özellikle makroda karşılaşılabilecek ufak tefek sorunları nasıl halledebiliriz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, tabii mikro biraz daha matematiksel ve ispata dayalı ve çok fazla detay içeren bir alan. Bununla birlikte soru sorma ihtimallerinin doğrudan bilgiye dayandığı bir iktisat bölümü. Fakat soru çözmenin de kolay olduğu bir bölüm. Yani demesi, anlaması, not etmesi, öğrenmesi ve soru çözmesi oldukça zaman almasına karşın oturduktan sonra rahatlıkla soruların çözülebildiği ve soru çözüldükten sonra doğru veya yanlış yapıldığından da öğrencinin çok rahat emin olduğu bir alan. Fakat makro maalesef öyle bir alan değil. Genel itibariyle benim hep yıllardır gözlemlediğim şey de şudur açıkçası. Öğrenci mikroya kadarki soruların mikro olduğunu bilir ama mikrodan sonraki soruların makro nerede bitiyor bunu pek anlamaz. Çünkü makro kendisinden sonraki derslerle de çok fazla ilintili ve birçok dersin de temelini oluşturan bir ana ders. Makroda biz tabii ki mantık işin içine giriyor. Konuyu anlamak, bütününü anlamak, fotoğrafın bütününü görmek önemli. Dolayısıyla da makronun anlatım tarzı çok önemli. Yani anlatıcı eğer makroyu doğrudan sadece kavramlar üzerinden size anlatırsa maalesef öğrenci bu derste soru çözme yeteneğine kavuşamıyor. Ama eğer anlatıcı fotoğrafın tamamını görmenize yönelik ve uygun bir sıralamayla size dersi anlatırsa o zaman öğrenci enformatik bir örgüyle önüne çıkabilecek neredeyse bütün soruları yorum yaparak çözebilir. Makro dersinin size birçok alanda faydası olacak. Özellikle KPSS'de tabii sadece 10 soruyla sınırlamayın makroyu. Bunun dışında 4 tane para sorusu var. Onun da temelini makro oluşturuyor. Bunun dışında yine kalkınma dersi içerisinde makro bilgileriyle yapabileceğimiz sorular var. Bazen 4 sorunun 2 tanesini, 3 tanesini makro bilgileriyle yapabiliyoruz. Zira Türkiye ekonomisini anlayabilmek için de tabii ki makro temelinizin iyi olması gerekiyor. Bunun dışında maliye dersinde de değerli hocalarım anlatacaklardır. Özellikle orada maliye politikası kısmında tabii ki ana karakter makrodur. Dolayısıyla makroyu iyi anlayan bir öğrencinin ciddi anlamda diğer alanlardan da soru yapma şansı yüksek olacaktır. Şimdi şöyle devam edelim. İlk başta çocuklar, tabii makroda birçok konu var ama ilk konu tabii milli gelir. Önce bir takım kavramları iyi bilmek gerekiyor makroda. Bu milli gelir konusu biraz kavramsal bir konu. KPSS'de çıkıyor mu? Evet. Kurum sınavlarında çıkıyor mu? Çok fazla. Özellikle kaymakamlık sınavında ter dökmek için plan yapan arkadaşlarımız varsa, hedefi kaymakamlık sınavına hazırlamak olan arkadaşlarımız varsa, özellikle onlar açısından tam bir soru havuzu burası. Çok fazla soru geliyor milli gelir konusunda. Bugün tanıtım dersini açıkçası bu konuya aktardım. Hem güncel yaşadığımız olaylarla ilgili olduğu için dikkatinizi çeker diye umut ediyorum. Tabii bu konuyu anlatırken soru anlamında nasıl sizin önünüze çıkabilir? Açıkçası bu kısmıyla da ilgileneceğiz. Yani salt bir bilgi vermek değil, aynı zamanda enformatik olarak soru çözme yeteneği de kazanıyor olmanız lazım. Aksi takdirde bilgi zaten her yerde önümüze çıkabilir. Şimdi öncelikli olarak değerli arkadaşlar, önemli iki kavram var. ÖSYM özellikle birbirinden çok basit
ya da çok fark edilmez ufak nüansla ayrılan kavramları öğrencinin önüne getirmeyi sever. Çünkü sizi burada bir şekilde kandırabilmeyi umut eder. Şimdi bu iki kavram tam da burada karşımıza çıkıyor. Bir tanesi gayri safi milli hasıla, bir tanesi de gayri safi yurt içi hasıla. Bunların tanımları defaatle karşımıza soru olarak çıkmış. Gayri safi milli hasıla, gayri olmayan demek, safi net, yani gayri safi net olmayan aslında brüt demektir. Milli hasıla, yani aslında brüt milli gelir. Şimdi bunun tanımı şu, buradaki milli kelimesi bizim için önemli çocuklar. Niye? Şimdi ekrana bakarsanız eğer, mesela gayri safi milli hasıla kısaltılmışını yazmışım, GSMH. Bir ülke vatandaşları tarafından, bakın dikkat edin, ülke vatandaşları tarafından denen kısım, özellikle siyah punto altı daha kalın yazılmış. Bir yıl süreyle üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeridir. Bu arada ben sohbet haznesini de açayım. Evet. Evet. Bir ülke vatandaşları tarafından bir yıl süreyle üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeri. Şimdi bu tanımın içerisinde pek çok kavram var ama bizim özellikle üzerinde durmamız gereken şey şu, ülke vatandaşları tarafından. Gayri safi milli hasılada bir şeyin, üretenin milletine bakılır. Yani mesela bu kalemliği kim üretmiş? Bir Alman. Bu suyu kim üretmiş? Bir Alman. O zaman bunu üreten bir Almansa bunun parasal değeri Almanya'nın gayri safi milli hasılasına yazılır. Eğer bir şeyi üretenin milliyeti Türkse o şeyin gayri safi milli hasılası nereye yazılır? Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına yazılır. Buna en iyi örnek şudur. Türkiye'nin işçileri Almanya'ya göç etmişti biliyorsunuz. Almanya'da çalışıyorlar ve para kazanıyorlar. Bunların elde ettikleri gelir, bu geliri elde eden kişiler Türk olduğu için Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına kayıt edilir. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bir Türk vatandaşının üretim sonucunda veya bir hizmet sonucunda elde ettiği gelir Türkiye'nin gayri safi milli hasılası içerisinde değerlendirilir. Buradaki sihirli kelime ülke vatandaşları tarafından. Bir başka soruluş biçimi var. Genelde ÖSYM bunu da sever. Bir ekonomide bir yıl süreyle üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeridir. O halde bir ülke vatandaşları tarafından veya bir ekonomide diye başlayacak cümle üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeri. Tamam, bunu kenara koyuyoruz. Şimdi gayri safi yurt içi hasıla. Gayri safi yurt içi hasıladaki yurt içi kelimesi. Bakın GSYİH kısaca yazdım. Burada da cümlenin nasıl başladığına lütfen dikkat edin. Bir ülke sınırları içerisinde, yurt içi hasıla dediği için burada hangi ülkenin sınırları içerisinde o malın üretildiği önemli. Bir yıl boyunca üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeri. Dikkat edin, gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasılada tanımın her şeyi aynı, birebir. Sadece özne değişiyor. Yani gayri safi milli hasılada bir ülke vatandaşları tarafından bir yıl süreyle üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeri diyor. Gayri safi yurt içi hasılada ise ülke sınırları içerisinde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeri diyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Gayri safi milli hasılada o malı kim üretiyor? Onun milleti, ulusu ne? Ona bakılır. Hangi ulus tarafından üretiliyorsa onun gayri safi milli hasılasında yer alır. Gayri safi yurt içi hasıladaysa bir üretilen mal hangi ülke sınırları içerisinde üretiliyor? Buna bakılır. Hangi ülkenin sınırları içerisinde üretiliyorsa o ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında yer alır. Bir başka tanım biçimi, yani gayri safi milli hasılada ülke vatandaşları diyecek. Gayri safi yurt içi hasılada ülke sınırları içerisinde diyecek. Tamam. Yukarıda gayri safi milli hasılanın bir diğer tanımını vermiştim ben. Bir ekonomide diye başlıyordu cümle. Bir yıl süreyle üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değeri. Eğer bunu gayri safi yurt içi hasıla olarak sorarsa şöyle demeli. Bir ekonomide yerleşik kişilerce, yerleşik kişi, hukuk derslerinden muhakkak ki duymuştursunuz veya duyacaksınız. Yerleşik kişi en az 6 ay süreyle o ülkede yaşayan yerli veya yabancı kişi. Dolayısıyla yerleşik kişi içerisinde mutlaka o ulusa ait olma koşulu yer almadığı için burada yerleşik kişi ifadesini gördüğünüzde bunun gayri safi yurt içi hasıla olduğunu hemen anlamanız
gerekiyor. Ülke vatandaşları tarafından diye başlayan bir cümle gayri safi milli hasıla. Ülke sınırları içerisinde diye başlayan bir cümle gayri safi yurt içi hasıla. Bir ekonomide diye başlıyorsa gayri safi milli hasıla. Bir ekonomide yerleşik kişilerce diye başlıyorsa da gayri safi yurt içi hasıla. Bunu şöyle örneklendirelim. Almanya'da yaşayan Türk işçilerinin ürettikleri, bunlar Türk oldukları için Türkiye'nin gayri safi milli hasılasında yer alır. Ama bu ürettikleri şeyi Almanya sınırları içerisinde ürettikleri içinse Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında yer alır. Peki hocam, gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasıla iki farklı kavram. Biz bunlardan hangisini daha çok ekonomide, makroda kullanıyoruz? Gayri safi yurt içi hasıla bizim için daha önemli. Niye? Çünkü gayri safi milli hasıla daha çok çocuklar bir prestij unsurudur. Yani ülkede o toplumun, yani o milletin, o ulusun aslında dünyadaki üretim gücünü göstermek için kullanılır. BBC'de bu tip yayınlar çok yapılır. Ben derste, kürsüde de çok anlatırım bunu. Mesela şöyle bir ifade geçer. İşte bir İngiliz'in bir günde yaptığını bir Bolivyalı işte atıyorum 3 ayda yapmaktadır. Bu karşılaştırma tabii ki iki ulusun gayri safi milli hasılaları karşılaştırılarak yapılır. Buradan da şu anlam çıkarılmaya gayret gösterilir. Dolayısıyla bir İngiliz bir Bolivyalı'dan daha kıymetlidir. Çünkü daha çok dünyaya üretim yapar ve katma değer sağlar gibi bir sonuca varmak niyetindedirler. Dolayısıyla şu dünyada da aslında birinci sınıf ülke vatandaşlarını şöyle bir gözünüzde canlandırın. İşte Almanya, İngiltere, Amerika, Japonya, bunlar hep dünyada ulus olarak çok fazla üretim katma değeri yaratan toplumlar. Dolayısıyla gayri safi milli hasıla daha çok prestij amaçlı kullanılır. Peki bir ekonomide performans anlamında bir ülkeyi değerlendirirken biz hangi kavramı kullanırız? Gayri safi yurt içi kavramını kullanırız. Niye? Çünkü benim ülkemde işsizlik varsa eğer, dolayısıyla bir Fransız gelip benim ülkemde fabrika açtığında orada benim işçilerim çalışıp işsizlik sorunum azalacak. Dolayısıyla benim ülkemde bir Fransız da olsa bir fabrika açması ve onun oradan gelir elde etmesi benim ülke sınırlarının içerisinde olacak. Benim gayri safi yurt içi hasılama yazılacak ve bir taraftan da benim işsizlik problemime çözüm üretecek. Bir taraftan da enflasyon, büyüme rakamları, üretimin artışı, bütün bunlar benim ülke sınırlarım içerisinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili olduğu için doğrudan doğruya biz ekonomide performans ölçülerini değerlendirirken, bir ekonomiyi incelerken genel itibariyle gayri safi yurt içi hasıla kavramını kullanacağız arkadaşlar. Şimdi biz buradan şunu anladık. Gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasıla aynı şey demek değil. Tanımsal olarak bu farklılığı ortaya koydum. Biraz daha netleştirelim. Biraz daha netleştirelim. O da şöyle. Şimdi karşınızda not var. O da diyor ki mesela gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasıla arasındaki fark. Çocuklar, şimdi bunu genel itibariyle sorabiliyorlar. Mesela bir soru gelmiş. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gayri safi milli hasıla ile gayri safi yurt içi hasıla arasındaki ilişkiyi ortaya koyar diye bir soru gelmiş. Şimdi burada gayri safi milli hasıla formül edersek gayri safi yurt içi hasıla artı dış alem net faktör geliri. Yani biz gayri safi yurt içi hasılaya bir ülkenin sınırları içerisinde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerine dış alem net faktör gelirlerini eklersek gayri safi milli hasılayı buluyoruz. Bu formül doğru ise, ki doğru, matematiksel olarak alttaki formülü zaten otomatik olarak türetebiliriz. O halde gayri safi yurt içi hasıla da gayri safi milli hasıla eksi dış alem net faktör geliridir. Şimdi bu tamam da bunu anlayabiliriz. Yani bir formülse bunu kabullenelim. Ama dış alem net faktör geliri ne demek hocam? Ve bunun mantığı nedir? Hemen bakalım. Dış alem net faktör geliri veya bazen kaynaklarda sadece net faktör geliri olarak da geçebilir. Şu demektir. Faktör geliri eksi faktör gideri. Çocuklar, faktör geliri ülke vatandaşlarının ülke dışındaki geliridir. Yani mesela bir Türk'ün Almanya'da elde ettiği gelir bizim için faktör geliridir. Niye? Çünkü o Türk Almanya'da kazandığı parayı nereye getirecekler nihayetinde? Türkiye'ye getirecektir. Faktör gideri ne demek? Ülkedeki yabancı vatandaşların geliri. Yani bir Fransızın Türkiye'deki geliri, bir İngiliz'in Türkiye'deki geliri, bir Alman'ın Türkiye'deki geliri. Bu da bizim için faktör gideridir. Niye? Çünkü bu insanlar da kazandıkları paraları tabii ki ne yapacaklardır?
kendi ülkelerine götüreceklerdir teknik olarak. Şimdi yani burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir ülke vatandaşlarının ülke dışındaki gelirlerinden o ülkedeki yabancıların gelirini düştüğümüz zaman biz o zaman net faktör gelirine ulaşıyoruz veya dış alem net faktör gelirine ulaşıyoruz. Okey. Şimdi ben bunu bir örnekle anlatmak istemişim. O da şu, lütfen çok iyi dinleyelim bunu. Türkiye sınırları içerisinde bir yıl süreyle üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri 1000 lira olsun. Bak Türkiye sınırları içerisinde, Türkiye sınırları içerisinde dediğime göre aslında ben Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasından bahsediyorum, doğru mu? Türkiye sınırları içerisinde bir yıl süreyle üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri 1000 lira olsun. Ve bu gelirin 800 lirasını o ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını, kalan 200 lirasını ise o ülkede yaşayan yabancı vatandaşların elde ettiğini düşünelim. Yani Türkiye'de sınırlar içerisinde elde edilen gelir, yani gayri safi yurt içi hasıla 1000 lira. Bunun 800 lirası Türk vatandaşları tarafından elde edilmiş, 200 lirası da yabancılar. Şimdi yine analizimizi 3 farklı senaryo üzerinden genişleteyim. Şimdi örnek veriyorum ya, bakalım. Şimdi bu bilgiyi kullanacağız. 1000 lira bizim gayri safi yurt içi hasılamız. Bunun 800'ü Türk vatandaşları tarafından üretilmiş, 200'ü de yabancılar. Okey. Şimdi birinci senaryo, ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının geliri 300 lira olsun. Bir bakalım. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası ne kadardı? 1000 liraydı. Ülke sınırlarımız için, Türkiye sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri 1000 lira demiştik. Yani gayri safi yurt içi hasıla 1000 lira. Şimdi biz sadece Türk vatandaşlarının elde ettiği geliri bulmaya çalışıyoruz. Yani gayri safi milli hasılayı bulmaya çalışıyoruz. Yani bütün dünyadaki Türklerin ürettiği geliri bulmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Elimizde 1000 liralık bir gayri safi milli hasıla var. Bu 1000 liradan yabancıların gelirini çıkartacağız. Çünkü bu 1000 liranın 800 lirası Türk vatandaşlarına ait, 200 lirası da Türkiye'deki yabancılara ait. Bu 1000 liradan 200 lirayı çıkarttık. Ne kaldı? 800. Yani bu 800 lira Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Türk vatandaşlarının geliri. Tamam. Şimdi sonra kalan gelire ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gelirini ekleyelim. Niye? Çünkü dünyada iki tane Türk vatandaşı geliri var. Bir tanesi Türkiye sınırları içerisinde elde edilen Türk vatandaşı geliri. Bir tanesi de Türkiye sınırları dışarısında elde edilen Türk vatandaşı geliri. Peki ülke dışındaki Türk vatandaşlarının geliri, örnek vermişim, ne kadarmış? 300 liraymış. Bu 800 liraya 300 liraya eklersek 1100 lira yapar. Yani burada biz neyi bulmuş olduk çocuklar? Gayri safi milli hasılayı 1100 lira olarak bulmuş olduk. Şimdi aslında bu şu demek. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 1000 liraydı. Şimdi gayri safi milli hasılası ne çıktı? 1100 lira oldu. Aslında bunu yukarıda bahsettiğim formülle daha kısa da bulabilirdik. Yukarıdaki formül neydi? Dış alem net faktör geliri eşittir faktör geliri eksi faktör gideri. Şimdi Türk vatandaşlarının ülke dışındaki gelirine 300 lira demiştik. Ülke içerisindeki geliri de 200 liraydı. Aradaki fark nedir? 100. Tabii burada artı 100. Niye? Çünkü ülke dışındaki Türk vatandaşlarının geliri ülke içindeki Türk vatandaşlarının gelirinden daha fazla olduğu için faktör geliriyle faktör gideri arasındaki fark pozitif bir sayı çıktı. Artı 100. Peki, devam ediyoruz. Şimdi artı 100. Şimdi biz bir yukarıda, bakın şuraya geliyorum. Şurada en altta ne yazıyordu? Gayri safi milli hasılanın formülü. Gayri safi yurt içi hasıla artı dış alem net faktör geliri. Hatırladınız mı formülü? Şimdi o zaman buna göre biz burada örnekte gayri safi yurt içi hasılayı 1000 lira vermiştik. Şimdi buna dış alem net faktör geliri artı 100'e eklersek ne çıkacak? 1100 lira. Yani gayri safi milli hasılayı 1100 lira olarak bulmuş olacağız. Yani ben şu formülü ne yapmış oldum? Bu örnekle daha görünür hale getirmiş oldum. Şimdi yalnız bu örnekte ülke sınırları içerisinde elde edilen gelir 1000 lira. Bunun 800'ü Türk vatandaşları, 200'ü yabancıların geliriydi. Ve ülke dışındaki Türk vatandaşları da 300 lira kazanıyordu. Yani bu örnekte arkadaşlar, ülke dışındaki Türklerin geliri, ülkedeki yabancıların gelirinden daha fazlaydı.
Bu nedenle de net alem net faktör geliri ya da dış alem net faktör geliri artı 100 çıkmıştı. Ve biz gayri safi yurt içi hasılaya dış alem net faktör gelirlerini eklediğimizde, yani artı 100'ü eklediğimizde 1100 lira bulmuştuk. Ve bizim gayri safi milli hasılamız gayri safi yurt içi hasılamızdan daha büyük çıkmıştı. Devam edelim. İkinci bir örnek olsun. Ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının geliri 100 lira olsun. Şimdi ilk örnek cebimizde duruyor. Gayri safi yurt içi hasıla 1000 lira. Bunun 800'ü Türkler tarafından elde ediliyor. 200'ü yabancılar, bizim ülkemizdeki yabancılar. Tamam. Bu durumda şimdi bu örnekte Türk vatandaşlarının ülke dışındaki geliri ne kadarmış bu defa? 100 lira. Bir bakalım. Bir bakalım şimdi. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla değeri 1000 lira. Şimdi biz sadece Türk vatandaşlarının elde ettiği geliri bulmaya çalışıyoruz. 1000 liradan ülkedeki yabancıların gelirini çıkartalım. Yani 200 lirayı çıkartalım, 800 lira. Bu 800 lira bizim ülke sınırlarımız içerisinde sadece Türklerin elde ettiği gelir. Şimdi biz buna bizim ülke sınırlarımızın dışındaki Türk gelirini ekleyeceğiz. Ne kadar o? 100 lira. Yani bu 800 liraya 100 lira eklersek ne olur? 900 lira. İşte bu durumda da gayri safi milli hasıla, yani Türk vatandaşlarının elde ettiği gelir toplamda 900 lira olmuş oldu. Şimdi aslında bizim gayri safi yurt içi hasılamız 1000'di. Ama şimdi gayri safi milli hasılamız 900 çıktı. Yani daha düşük çıktı. Niye? Çocuklar şundan dolayı, bakın dikkat edin. Gayri safi yurt içi hasıla, bu ülkenin sınırları içerisindeki toplam gelirimiz 1000. Bunun 800'ü Türk, 200'ü de yabancılar tarafından elde edilmiş. İlk örnekte ülke vatandaşlarının ülke dışındaki geliri 300'dü. Ülkedeki yabancıların geliri 200, ülke vatandaşlarının ülke dışındaki geliri 300'dü. Yani ülke vatandaşlarının dışarıdaki geliri ülkedeki yabancıların gelirinden daha fazlaydı. Dolayısıyla biz 1000 liradan 200'ü çıkarttığımızda onun yerine 300 eklediğimizde gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasıladan daha büyük oluyordu. Oysa bu örnekte ülke dışındaki Türklerin geliri 100 lira. Ülkedeki yabancıların geliri 200 lira. Dolayısıyla biz 1000 lira olan gayri safi yurt içi hasıladan 200'ü çıkarttığımızda 800 kalıyor. Buna 100'ü eklediğimizde 900 yapıyor. Yani dünyadaki bütün Türklerin elde ettiği gelir 900 lira. Yani gayri safi milli hasıla 900 lira. Bu durumda aslında buradan bir sonuç çıkıyor. Yani ben bunu mantık olarak nasıl, yani mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kısa yoldan şöyle de yapabiliriz. Dış alem net faktör gelir işte. Faktör geliri eksi faktör gideri. Yani faktör geliri ülke dışındaki Türklerin geliri 100 lira. Eksi ülkedeki yabancıların geliri 200 lira. Ne yaptı? Eksi 100, bak dış alem net faktör geliri eksi 100. Formül neydi gayri safi milli hasılanın? Gayri safi yurt içi hasıla artı dış alem net faktör geliri. Şimdi 1000 liraya eksi 100'ü eklersen ne çıkar? 900 çıkar. Evet. Şimdi bir örnek daha yapalım. Burada da bak ilk örnekte ülke dışındaki Türklerin geliri ülkedeki yabancıların gelirinden daha fazlaydı. İkinci örnekte ülke dışındaki Türklerin geliri ülkedeki yabancıların gelirinden daha azdı. Bu örnekte de eşit olsun. Bu örnekte de eşit olsun. Bak şimdi. Ülke dışında yaşayan Türk vatandaşlarının geliri 200 lira olsun. Tamam. Bizim ülke sınırlarımız içerisindeki gelirimiz 1000 lira. Yani gayri safi yurt içi hasıla 1000 lira. Bunun 800'ü Türkler, 200'ü de bu ülkede yaşayan yabancılar tarafından elde ediliyordu. Okey. Şimdi bizim ülkemiz dışındaki Türk vatandaşlarının geliri ne kadar? 200. Ülkedeki yabancıların geliri 200. Ülke dışındaki Türklerin geliri 200. Yani 1000 liradan bu yabancıların gelirini çıkarttığımızda 800 kaldı. Ülke dışındaki Türklerin gelirini eklediğimizde 200 olarak yine 1000 lira. Yani bir şey değişti mi? Hayır, değişmedi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ülkedeki yabancılarla ülke dışındaki sizin vatandaşlarınızın geliri birbirine eşitse, o zaman gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasıla birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bunu bir tablo üzerinde yaparsak, çünkü buradan soru geliyor. Şöyle, faktör geliri faktör giderinden büyük olursa, faktör geliri ne demek? Ülke dışında sizin vatandaşlarınızın geliri büyüktür. Faktör gideri ne demek? Sizin ülkenizdeki yabancıların geliri. Yani sizin vatandaşınızın ülke dışındaki geliri sizin ülkenizdeki yabancıların gelirinden büyükse, bu durumda dış alem net faktör geliri pozitif bir sayı çıkacak. Niye? Faktör geliri eksi faktör gideri net faktör geliridir. O zaman burada sıfırdan büyük bir sayı olacak.
Gayri safi milli hasıla, gayri safi milli hasıla neye eşitti? Gayri safi yurt içi hasıla artı dış alem net faktör geliri. Şimdi burada dış alem net faktör geliri sıfırdan büyükse tabii ki gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasıladan daha büyük olacak arkadaşlar. Faktör geliri faktör giderine eşitse o zaman dış alem net faktör geliri sıfır olur. O zaman gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasılaya eşittir. Faktör geliri yani sizin ülke vatandaşlarınızın ülke dışındaki geliri faktör giderinden küçükse yani ülkedeki yabancıların gelirinden küçükse o zaman dış alem faktör geliri sıfırın altındadır, negatiftir. O zaman gayri safi milli hasıla da gayri safi yurt içi hasıladan küçük olur. Şimdi burada şöyle bir soru gelmiş. Mesela aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye bir soru sormuş. Şimdi bu tarz sorulara biz redaktif soru modeli diyoruz. Yani ne demek o? Sorunun içerisinde birden fazla doğru olmakla beraber bunların büyük bir kısmı koşullu doğrular ama bir tanesi koşulsuz doğrudur. Koşullu doğru olan bir şey her zaman doğru olamaz. Redaktif soru bu demek. Bunu pek çok derste karşımıza çıkar. Yani yaklaşık 8 yıl kadar soru formatı üzerine çalıştığım için özellikle ÖSYM'nin soru tarzını özellikle son işte soru modelleri de değişince biliyorsunuz bir şey çıkmıştı acaba ne oldu işte sorular bambaşka bir yere mi gidiyor filan. Dünyanın her yerinde soru yazma tekniği aynıdır. Yani sorular hiçbir şekilde ne yapamaz? Tamamen değişemez. Evet yani şimdi ÖSYM bunu bugüne kadar böyle sormuşsa bundan sonra da böyle sormaya devam edecektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yine redaktif bir soru modeli. Şöyle demişti. Hangisi kesin doğrudur? A şıkkına şu yazmış. Gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasıladan daha büyüktür. Şimdi gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasıladan daha büyük olabilir mi? Olabilir ama bu bir koşula bağlı. Hangi koşula bağlı? Karşınızda duruyor bakın. Faktör gelirinin faktör giderinden daha büyük olması. Yani dış alem net faktör gelirinin pozitif olduğu durumda bu geçerlidir. Ama her zaman kesin bir doğru değildir. B şıkkında da gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasılaya eşittir demiş. Yine bu da bir koşullu bir doğrudur. Her zaman doğru değildir. Bir diğer seçenek de gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasıladan daha küçüktür demiş. Yine bu da koşullu bir doğru olduğu için sorunun cevabı değil. Bu sorunun doğru cevabını bilmek için şu anki bilgimiz yeterli değil ama bu soruda en azından ABC şıkkını işaretlememek için şu bilgiyi kullanabiliyoruz. Peki, bazen bir bilgi o sorunun cevabını bulmak için kullanılamayabilir ama en azından yanlış seçenekleri elemek için o bilgiyi kullanırsınız. Anlatabildim mi? Peki, başka bir yerde de şöyle bir soru çıkmıştı. Sanırım Kamu İhale Kurumu sınav sorusu diyor ki bakın soru kalıbı şu tabii biz normal dersimize geçtiğimizde hemen bunların arkasında o sorulara size yansıtma şansım olacak. Dolayısıyla o zaman hemen anlattığımız bu çerçevede çıkmış sorular ve çıkabilecek soru modellerini hemen görüntülemiş olacağız. Elinizde de bunların notları olacak tabii ki. Şu an hatırlatıyorum. Şöyle bir soru kalıbı sormuş. Demiş ki bir ülkedeki yabancıların fabrikalarının üretim yapmadığı fakat ülke dışındaki ülke vatandaşlarının fabrikalarınınsa üretiminin arttığı bir durumda hangisi doğrudur? Bak ülkedeki yabancılara ait fabrikaların üretimi değişmiyor. Ülke dışındaki Türk yani vatandaşlarınsa fabrikalarının üretimi artıyor. Buradan şu sonuç çıkar çocuklar. Yani çok iyi bir anlatım değil belki ama yani şunu anlıyoruz. Yani ülke dışındaki o ülke vatandaşlarının geliri ülkedeki yabancıların gelirinden daha fazlaymış. Niye? Ülkedeki yabancıların fabrikalarının üretimi değişmiyorken ülke dışında yaşayan o ülke vatandaşlarının fabrikalarının üretimi artmış. Bu da ülke dışındaki vatandaşların ülkedeki yabancılardan daha fazla gelir olduğunu gösterir. Bu da faktör gelirinin faktör giderinden daha büyük olduğunu, dış alem net faktör gelirinin pozitif olduğunu ve dolayısıyla da gayri safi milli hasılanın gayri safi yurt içi hasıladan daha büyük olduğunu gösterir. Sorunun cevabı da buydu zaten. Gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasıladan daha büyüktür. Şimdi günümüzdeki tartışma noktalarından bir tanesi şu. Hocam gayri safi milli hasıla gayri safi yurt içi hasıladan daha büyük olsa veya daha küçük olsa veya eşit olsa bize bir yararı var mı? Çocuklar esas olan şey ekonomik performansımız ve ekonomik refahımız bizim gayri safi yurt içi hasıla ile ilgili olduğu için. Açıkçası şunu yapar bütün dünya ülkeleri zaten.
dışarıdan yabancı yatırım çekmek isterler ki gayri safi yurt içi hasılaları büyüsün. Dolayısıyla bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının olabildiğince büyük olması arzu edilen kısımdır. Anlatabildim mi? Yani. Peki. Şimdi burada da aslında bir sohbet havasıyla bu notun içine ekledim. Şimdi ülkeler bu nedenle yabancı yatırımları kendi ülkelerinde yatırım yapmaları için sürekli teşvik etmeye çalışırlar. Yabancıların o ülkeye yatırım yapmaları o ülkenin gayri safi yurt içi hasıla değerini arttırır. Yani yabancı bir gelip ülkeye yatırım yaptığında bizim gayri safi yurt içi hasılamız artar. Bu da büyüme, işsizlik, enflasyon ve refah seviyesini ne yapacaktır? Olumlu yönde etkileyecektir. O yüzden gayri safi yurt içi hasılanın daha büyük olması önemlidir. Değerli arkadaşlar, tabii ki makroda bir şeyleri anlamak ve onun üzerine gitmek çok önemlidir. Özellikle her şeyin içerisinden de soru çıkabileceği için bir zaman kaybı gibi asla düşünülemez. Yani makro mutlaka örneklem üzerinden anlatılır. Kavramların kafada iyice yerleşmesi için. Gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasıla üzerinden diğer kavramlara değinelim demişim. Mesela milli gelir. Bir de yurt içi gelir kavramı var. Aslında milli gelir ve yurt içi gelir kavramının ne olduğunu anladığımızda aslında gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasıla arasındaki farkı da ortaya koymuş olacağız. Milli gelir, rant, ücret, faiz, kar. Bunlar arkadaşlar üretim faktörlerinin aslında gelirleri. Rant doğal kaynağı geliri ya da toprağın geliri. Daha doğrusu arzı sabit olan, arzı artmayan her şeyin gelirine biz rant diyoruz. Mesela bir toprağın vardır, bir dönüm. Oradan elde ettiğin gelir bir ranttır. Bir daireyi kiraya verirsin, oradan elde ettiğin gelir bir ranttır gibi diyelim. Ücret, emek karşılığında elde edilen gelirdir veya emeğin fiyatıdır. Faiz, sermayenin geliridir veya sermayenin fiyatıdır. Kar, girişimcinin geliridir. Zaten 4 tane üretim faktörü sayıyoruz. Bunlardan bir tanesi doğal kaynak, yani toprak, ikincisi emek, üçüncüsü sermaye, dördüncüsü de girişimci. Doğal kaynağın ya da toprağın gelirine rant, emeğin gelirine ücret, sermayenin gelirine faiz ve girişimcinin gelirine de kar diyoruz. Kaldı ki çocuklar, üretim faktörleri geliri toplamı. Buna neyi eklemişiz? Dış alem net faktör geliri ya da dış alem faktör geliri ama orada tabii net faktör geliri olacak. Bir de buna ekliyoruz. Neydi dış alem faktör geliri ya da net faktör geliri? Az önce anlattık. Ülke dışındaki vatandaşların geliriyle ülkedeki yabancıların geliri arasındaki fark. Bu çok önemli. Çünkü mesela bir sınav sorusunda şunu yapmış. Demiş ki milli gelir işte atıyorum 600 lira dış alem net faktör geliri mi? Geliri 100 lira demiş mesela. Halbuki milli gelir 600 dediğinde dış alem net faktör geliri de o 100 yani o da onun içindedir zaten. Neden? Çünkü tanım gereği rant, ücret, faiz, kar artı dış alem net faktör geliri. Evet, yurt içi gelirine rant, ücret, faiz, kar yani sadece üretim faktörleri gelirlerini topluyoruz. İkisi arasındaki fark ne? Yani milli gelirle yurt içi gelir arasındaki fark ne? Milli gelirde dış alem net faktör geliri var. Oysa yurt içi gelirde yok arkadaşlar. Yani milli gelirden dış alem net faktör gelirini çıkartırsanız yurt içi geliri bulursunuz. Veya mesela şöyle örneklendirelim. Milli gelir 600 lira, dış alem net faktör geliri işte artı 100. O zaman yurt içi gelir ne olur? 600 eksi 100, 500 olur. Peki. Devam edelim. Evet. Şimdi tabii 40 dakikalık bir ders. Arkadaşlar şu an 34 dakika oldu tabii ve ben bugün size Edirne'den sesleniyorum. Normalde İstanbul'da olmam gerekiyordu. Yoğun bir dersin ardından. Ve ilk kez tanışıyoruz. Dolayısıyla biraz kaptırdım tabii dersi anlatmayı ama. Şimdi buradan sonrası biraz tabii detaysal. Buraya çok girmeyeceğim. Son 5 dakika. Sadece şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar online eğitim veya yüz yüze eğitim. İkisi arasındaki temel bir fark veya işte benzerlik gibi bir tartışmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bir dersin etkin olabilmesi için iki tane çok temel özellik gerekiyor. Bunlardan bir tanesi anlatıcının iyi bir öğretmen olması. Yani dünyada ne olursa olsun her şey değişir ama her zaman eğitimin ana öğesi öğretici yani öğretmendir.
Dolayısıyla öğretmenin mutlaka işinin ehli, akademik altyapıya sahip ve iyi bir bilgiye sahip olması lazım. İkincisi, tabii ki iyi bir öğretmen olabilmesi için de enformatik bilgi aktarım yeteneği olması lazım. Yani bildiğini mutlaka karşı tarafa da aktarabiliyor olması lazım. İkincisi materyal. Yani kullandığı materyalin düzgün olması lazım. Notların iyi olması lazım. Bir de şimdi biz burada tabii iletişim kuruyoruz. Bu yüz yüze de olabilir, online de olabilir. Ve bu iletişimin aksaklık olmadan devam etmesi lazım. Yani işte bir internet ağı var, bunun donmaması lazım. Yani bütün bunlar teknik aksamda olduğu sürece bu online eğitimin faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle iktisatta şöyle bir önyargı var. Yani online'da iktisat olur mu? Doğru materyal ve bir takım teknik yöntemleri iyi kullanan bir öğretmen bence yüz yüze eğitim kadar faydalı olabilir. Hatta siz belli olanaksızlıklar nedeniyle tercih edemediğiniz, belki de bulamadığınız yüz yüze eğitimi bu online eğitimde daha etkin hale getirebilirsiniz. Bu bir takım oyunu. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla teknik ekip çok iyi. Çünkü sabahtan beri sağ olsunlar beni defalarca aradılar. İnanılmaz derecede bilgisayarımın üstünde bunu kurdular. Yani size aktaracağım notları aldılar. Hemen değiştirdiler. Yani daha görsel, güzel bir hale getirdiler. Son ana kadar mesajla, telefonla 3 kişi, yani 3 tane teknik görevli, Ercan Hocam, Nurullah Hocam, yani gerçekten de çok teşekkür ederim. O yüzden ekip iyi, değer veriliyor öğrenciye, bunu gördüm. Bu beni sevindirdi. Öğretmen iyi. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Bu 26. yılım. Sanırım dersi dinleyen ve bu işi başarmak için bu eğitimi alan öğrenciler de iyidir. Ondan da şüphem yok. Dolayısıyla ben her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. İyi bir eğitim sezonu geçirirsek sizler de inşallah dönemin sonunda devletin özellikle geldiğimiz süreçte alımlarla beraber iyi bir yerlere yerleşme şansımız olur. Dönem içerisinde yine konuşuruz, birlikte oluruz. Ben bana ayrılan sürenin sanırım sonuna geldim. Çok memnun oldum. Her ne kadar şu anda biraz monolog gitse de tabii dönem içerisinde kendi öğrencilerimizle de iletişim içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Daha keyifli olacağını düşünüyorum. Tanıştığımıza sevindim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bu dönem hepimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere.